Sevgili izleyenlerimiz, Kanal 2000 ekranlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar, Şenol Yalız'la Açık Açık programına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz, bugünkü stüdyo konuğum, iki tane çok değerli konuğum var. Evet, ilk konuğum Salih Özbay, Toros Ağrı Belediyesi Meclis Üyesi, aynı zamanda emekli imam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer konuğum ise Türkiye, Mersin'in gururu, Türkiye'ye mal olmuş değerli bir neyzen. Gerçekten de program içerisinde dinleyeceksiniz, sizler de çok beğeneceksiniz. Büyük üstad diyorum ben kendisine, çok ünlü sanatçılara eşlik etmiş, gerek Türkiye'de, gerekse Mersin'de, gerekse yurt dışında eşlik etmiş değerli bir neyzen, büyük üstad. Ayhan Sıkı, hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Evet, ben gerçekten de iki tane değerli konuğuma beni kırmadıkları için, Şenol Yalız Açık Açık programına geldiğiniz için teşekkür ederim bir kez daha. Biz teşekkür ederiz. Evet hocam, öncelikle Ramazan ayınız kutlu olsun. Ayhan'cığım, sen de Ramazan teşekkür ediyorum. Evet hocam, sizden başlayalım. Bir, yani Kur'an mı okuyacaksınız yoksa daha sonra mı, nasıl yapalım? Arzu edersiniz, her şeyin başı, en güzeli Allah kelamıdır. Evet, buyurun onları o zaman başlayalım. Hocam. Evet, buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalika al-kitab la rayba هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والحمد لله رب العالمين.
خزائن الخيرات والحسنات وكاف أهل إيمان أهل إسلام أرواح için. يا رب şu güzel vatanımızı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve onun silah arkadaşları ve bize bu cennet vatanı emanet şehitlerimiz ruhu için lillahi teala el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam evet. Nefesinize sağlık, ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Evet. Hocam diline sağlık. Elinize sağlık. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Bizleri evlerine konuk edenlerin ve Mersin'imizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Yüce Rabbim mübarek Ramazan ayını devletimize, milletimize, İslam alemine hayırlara vesile eylesin. Evet. İnsanlık alemini tehdit eden COVID-19 virüsünün inşallah bayramla birlikte defolup gitmesine sebep olabiliyoruz. Amin olsun hocam. Evet hocam, Ramazan ayındayız. Ramazan'ın 11 ayın sultanı. Neden 11 ayın sultanı deniyor hocam? Çünkü Ramazan demek sevinç demek. Ramazan demek mutluluk demek. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olduğu için. İlk 10 günde Allah'ın rahmeti her tarafı kuşatmıştır. Sonra mağfireti gelir, affeder. Sonra da ben sizi bağışladım diye insanlara bayram ettirdiği için 11 ayın sultanı olmuştur. 11 ayın sultanıdır çünkü fakirler sevinir, garibanlar sevinir. En gaddar insan bile Ramazan ayı geldiğinde merhamet duyguları cüzü huruşa gelir. Ben de bir insana bir sadaka vereyim, bir ikramda bulunayım diye kalbi yumuşar, kalbi yumuşattığı için merhamet duygularını harekete getirdiği için 11 ay sultanı olmuştur. Evet, teşekkür ederim. Şimdi hocam gerçekten de bereket ayı Ramazan ayı. Çünkü camilerde mahyalar asılır. İki minare arasında. Sahurda davulcu davulunu çalar, maniler söyleyerek. Doğru mu hocam? Ha, şimdi sen bana diyorsun ki kültürden bahsediyorsun. Her şey hocam, bir kültürü vardır. Evet. Bizde Ramazan kültürü daha farklıdır. Öyle değil mi? Evet. Ramazan gelince yaklaştığı vakit şu Hazreti Şerif büyüklerimiz tarafından nenelerimize yerleştirilmiştir sanki. Ta Amerika'dan, Almanya'dan bir misafirimiz gelecekmiş gibi Ramazan yaklaştığı vakit evlerin tozları alınır, halılar temizlenir, odalar süslenir. Efendim öyle mi? Evet. Hazırlıklar yapılır. Bir misafir gelecekmiş diye. Niye? Çünkü 11 ay sultanı gelecek eve. Onun için her şey temizlenir. Ve Allah Resulü buyuruyor ki Ramazan'ın gelmesinden sevinç duyan bir insanı cehennemde yapmaktan ben hayal ederim diyor. Evet. Allahu Ekber. Şu güzelliğe bakınız. Şimdi evet. Çocuklara hadi camiye gidin desen gitmezler. Ama o mahyaların yandığını gördükleri vakit babalarından izin bile almadan koşarak camiye giderler. Caminin etrafını şenlendirirler. Nedir? Allah'ın rahmeti onlara tecelli etmiştir. Peki hocam kimler oruç tutamaz? Hastalar oruç tutamaz. Evet. İnançlı bir Müslüman doktor derse ki sen kardeşim oruç tuttuğunda sağlığın tehlikeye girer. Evet. Bu adam oruç tutamaz. Ne yapacak? Fidyesini verecek. Çünkü o fidye verecek ki bir gariban da ondan istifade edecek. Allah razı olsun filanca kişiye Cenab-ı Rabbül Alemin bir hastalıkla onu imtihan etti de ben de onun sayesinde bundan sebeplendim, rızıklandım diyecek. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ha. Bazı insanlar ile ben tutacağım diyor. Olmaz. Çünkü hastalandın, oruçluyken felç oldun, tansiyonun yükseldi, şekerin yükseldi, bir tarafını kaybettin. Evet. Halbuki sen orucu tutmayıp da doktorunu dinleseydin, fidyesini verseydin sağlıklı olacaktın. En azından namazını kılıyor olacaktın. Kimseye yük olmamış olacaktın. Kendi özel ihtiyaçlarını kendin karşılıyor olacaktın. Toplumun içerisine girip kalacaktın. Ama şimdi ne oldu? İnatlaştın tutacağım diye, öyle mi?
tansiyon yükseldi, felç oldun, yatağa düştün. Namaz da kılamıyorsun, topluma da gidemiyorsun, cumaya da gidemiyorsun. Hanıma muhtaç oldun, gel benim altımı temizle diyorsun. Evet. Hangisi doğru şimdi bunun? Onun için doktorum dedi ki sen oruç tutamazsın dediyse o insanlar kusura bakmasınlar. Bu bir imtihan de Rabbim de onunla imtihan ediyor. Böyle kabul edeceğiz. Öyle mi? Ne yapacak? Tutmayacak onun yerine. Fidyesini verecek. Hocam fidyesi ne kadar? Evet hocam fidyesi ne kadar? Ha güzel. Şimdi iki türlü fidye vardır. Bir fetva kısmı vardır. Bir de takva kısmı vardır. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene fidyeyi 28 lira olarak ayarlamıştır. TL olarak. Peki fetvası nedir? Fetva olan mıdır? Evet. Takvası nedir? Hocam neden bunu çıkardın? Bugüne kadar takvadır, fetvadır diye bir de kimse bir şey söylemedi. Gayet güzel. İmam-ı Azam rahmetullah aleyh insan üzerindeki necaseti hafife namazdan mani olacak kadar miktarını söyledikten sonra bir gün mesleğe gelirken bir kuşun kaftanına pislediğini görür talebelere. Hocam kaftanında da bir kuş pisliği vardı. Hemen gider kaftanını değiştirir. Öğrenciler sonra hocam siz bana bize dediniz ki işte şu miktardan az olursa namaza mani değildir diye siz gittiniz değiştirdiniz. Arkadaşlar benim size söylediğim fetva idi. Benim yaptığım ise takvalıktır. Şu anda benim imkanım var. Gittim değiştirdim. İmkanım olmamış olsaydı bu benim ibadetim mani değildi diyorum. Şimdi bizimki fetva kısmı 28 senedir. Takva kısmı o zaman ne yapacak? Bir insan kendi evinde bir günlük yiyeceğini hesaplayacak. Şimdi asgari ücretle çalışan bir insanı bir günlük sofrasındaki masrafıyla bir fabrikatörün bir günlük sofra masrafı aynı mı? Değil. Değil. Tamam. Aklın yetti fetvayı verdi bak kardeşim. O adam ne yapacak? Bir günlük sabah öyle akşamki yemek masrafını, mutfak masrafını, elektriğini, suyunu kadına hesaplayacak. Kaç kişi o sofradan yiyor? 4 kişi. Ne tuttu şu sofra? 200 lira tuttu. Evde kaç kişi var? 4 kişi. Kişi başı. Kusura bakmasın o adamın fidyesi 50 liradır. Fitresi 50 liradır. Ama öbürüsü imkan olan o da nedir? 28 sene verecek. Peki hocam. Peki hocam şimdi iftar saatinde orucu açarken işte örneğin önce dedik ya zeytinle veya hurmayla ve onlar yoksa bir bardak suyla orucunuzu açabilirsiniz. Hurmayla açmak Resulullah'ın sünnetlerindendir. Evet. Onu bulamazsak zeytinle açarız. Onu da bulamazsak suyla açarız. Evet. Ama şurada bir gerçeği aydınlatayım ben size. İftar saati bizim için bulunmaz bir veli nimettir. Burayı iyi değerlendirmemiz lazım. Özellikle şu Covid-19'un kol gezdiği bir yerde yani bir ailenin, iki ailenin yapması değil. Türkiye genelinde, tüm İslam alemi genelinde iftar saatinde duaların reddolunmadığı bir saattir. Allah-u Teala kabul eder. Şöyle söyleyeyim. Bir gün Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da 1001 kelamı konuşurken ve onun ikinci bir ismi nedir? Musa-i Kelimullah. Allah'la konuşan peygamber. Evet. Başka kim konuşmuştur? Hazreti Muhammed Aleyhisselam nerede? Miraç'ta, Sidret-i Müntaha'dan sonra Cenab-ı Rabbül Aleminle konuşmuştur. Ve Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi bana cemalini göster. Ya Musa, dünya gözünde beni görmen imkansız. Karşı dağa bak dedi. Nurunla orayı tecelli etti. Dağ dümdüz oldu, dağıldı gitti. Onun dağıtmasından Musa Aleyhisselam düştü, bayıldı. Ve şimdi Musa'yı kelimullah benimle konuştun dedi ya, onun bu gururu onu oraya gitti. Bakalım bana görecek mi diye. Bu sefer ikinci bir insan oluyor ya bu. His var içerisinde. Ya Rabbi benden sonra da böyle kıymet vereceğim, bana
ile konuştun, yüzünü göreyim dedin, daha tecelli ettin, daha eridi, böyle daha eşrefli bir peygamberin gelecek mi? Evet dedi. Muhammed isimli peygamberim gelecek. Evet. Ve ben ümmetine ne vereceğim? Ramazan ayını bahşedeceğim. Yani ayet-i kerime de öyle geçmiyor mu? Evet. Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümüsselâmü kemâ kütübe alellezine min gablikum lâlekum tettegûn. Ey iman edenler, sizden öndekilere oruç farz kılındığı gibi size farz kıldık. İşte onun ümmetine ben ne yapacağım diyor? Ramazan ayını bahşedeceğim diyor. Onun ümmetinden olup da sağlığı yerinde olan, Ramazan ayına erişmiş, oruç tutuyor. Tabii ki takdir edersiniz ki kameri aylar dört mevsimi geziyor. Bazen Temmuz'a, Ağustos'a geldiği zaman oluyor. Bir de düşünün ki Afrika gibi bir yerde, sıcağın yüksek olduğu bir yerde. İşte açlıktan karnı sırtına yapışmış, susuzluktan dili şişmiş, konuşamayıp iftar saatini bekliyor. İşte kalkmış. O saati böyle bekliyor ki ezan okunsa da orucumu açsam diyor. Vallahi yemin olsun ki ya Musa, şu anda seninle konuşurken aramızda 70 bin hicap vardır, perde vardır. İşte o kulunla aramızda o perde de yoktur. O anda benden ne isterse ona onu veririm diyor. Hani Allah Resulü demiyor mu? İftar saatinde yapılan da Allah kabul eder, reddetmez diye. İşte buna dayanamaktır. Evet. O halde bize düşen nedir? Bizi izleyen avlatlarımız, teyzelerimiz de önemli, rica ediyorum. Yani iftara 5 dakika kala soframız kurulmuş olsun. Olsun. Çocukları çağıralım. Hep beraber oturalım sofranın başına. Aile büyüğümüz. Şenol Bey hadi bakalım bize bir dua et desin. Bakın şimdi. Ya Rabbi devletimize, milletimize zeval verme. Hamdolsun bak biz bugün evimizde huzur içerisinde, öyle mi? Bomba korkusu yok, can korkusu yok, öldürülme korkusu yok, güven içerisinde, öyle mi? Evet. Soframızın başındayız. Sana hamdolsun bizi bugünlerden geriye götürme ya Rabbi. Ailemize huzur ver. Okuyan yavrularımızın yine açıklığı var. Helalinden yiyip helalinden kazanmayı, vücutlarımızda sağlık var. Memleketimizi bu hastalıklardan sen koru ya Rabbi diye ne yapsın? Aile büyüğü bir dua etsin. O dua ederken de Allahu Ekber ezan okundu. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Herkes orucunu açsın. Ve oruçtan sonra, açtıktan sonra da ya Rabbi sana hamdü senalar olsun ki beni Ramazan'a kavuşturdun, orucumu tutturdun, güzel nimetlerinle orucumu açtırdın ya Rabbi. Sana sonsuz hamdü senalar olsun diye Fatiha'yı hep birlikte okuyalım. Evet. Bize bu ne kazandırır biliyor musunuz? O anda senin sofranda oturan 10 yaşındaki oğlun, 10 yaşındaki kızın 15 sene sonra evlendi mi? Çocuk sahibi oldu mu? İşte Ramazan'a kavuştun mu? Ne diyecek gelinine, eşine? Hanım ben babamın evinde, öyle mi? Biz Müslüman aile olarak ezana 5 dakika kala soframız kurulurdu. Evet. Öyle mi? Oturup birlikte geleceğimiz için, daha güzel günler için, huzurlu ibadet etmemiz için veya bize huzurlu bu saati sağlayan devlet büyüklerimiz için dua ederdi. Gel beraber bir dua edelim diyecek bak şimdi. Tabii. Sen bunu yapmakla 15 sene sonrasına, 20 sene sonrasına yatırım yapıyorsun. Ramazan kültürünü taşıyorsun. Evet, teşekkür ederim. Şimdi ne dedin sen? Evet. Ramazanların geri gelince mahyeler yapıldı. Bizden evet. Öncekilerin yaptıklarını anlatmaya başladık. 15 sene sonra da bizim çocuklarımız Ramazan sofrasında otururken bizim hareketlerimizi kendi eşine, kendi çocuklarına anlatacaktır inşallah. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Hocam bir ilahi dinleyelim mi? Olur. Büyük Üstad Ayhan Bey. Vallahi hocamın sohbeti çok güzel. Evet. Çok hitap çok iyi olunca ben de yani hocam saatlerce konuşsa dinlerim. Sağ olsun hocam, evet.
İnşallah daha güzellerini yaparız yani. Evet. Evet, o zaman hocam Hicaz bir ilahimiz var. Götür beni diyoruz. Nerede de bakayım ben bilmiyorum. Seher vakti esen rüzgar götür beni Medine'ye. Seher vakti esen rüzgar götür beni Medine'ye. Yüreğimde bin yaram var götür beni Medine'ye. Yüreğimde bin yaram var götür beni Medine'ye, götür beni Medine'ye, götür beni, götür beni, götür beni Medine'ye, götür beni Medine'ye. Kanadın ol kuş olayım, gözden akan yaş olayım. Kanadın ol kuş olayım, gözden akan yaş olayım. Bir kenarda taş olayım, götür beni Medine'ye. Bir kenarda taş olayım, götür beni Medine'ye, götür beni, götür beni Medine'ye, götür beni Medine'ye, götür beni Medine'ye, götür beni. Devam hocam. Bir ara verelim. Tamam. Mübarek Ramazan'ı şey var. Hocam. Dinle sağlık. Seni de fazla yormayalım. Teşekkür ederim. Ayağımda güzel değişik getirecek. Allah razı olsun. Şimdi hocam gerçekten de Ramazan ayının bereketi çok farklı. İnsanlarımız işte kimi oruç diyor, işte kimi fitresini veriyor. Vücut da rahatlıyor. Doğru mu hocam? Evet. Şimdi hocam bir de bu Ramazan aylarında eskiden komşuluklar vardı. İftara yakın saatte işte Salih hocamın evinde yemek pişmiş komşuya veriyor. O komşu da yemek pişiyor Salih hocama veya ihtiyacı olan kolu komşu varsa onlara dağıtılıyor. Fakat şimdi o şeyleri görmüyorum yani. Şimdi o ortamları göremiyoruz. Çok güzel bir yere geldiniz. Ben olaya farklı pencereden bakacağım. Evet. Yaklaşık 40 yıldan fazla imamlık yaptım. Kürsülerde hep şunu söyledim. Şimdi her site, her apartman bir köy oldu. Evet. Köyleri apartmana sığdırdığımız için de evler daha çok birbirine yakın oldu. Herkesin pişirdiği yemek kokusu hasbelkadar eve birisi girerken kapı açıldığında dışarıya sızıyor. Dedim ki gelin bir günde olsa bu sitenin veya bu apartmanda oturanlar havlusunda hep beraber aynı sofraya bir oturalım. Şimdi 4 katlı bir apartman düşün. 2 daire üzerine öğrenin. 2-4-8 aile var. Bu 8 aile çoluğu çocuğu onun havlusunda bir araya gelseler, kiminin yetişkin kızı vardır,
kimin yetişkin oğlu vardır. Bunda hiç birbirlerini tanımıyorlar. Komşuluk ilişkiler bitmiş. Allah Resulü buyuruyor ki, Cebrail aleyhisselam bana geldi, komşu hakkından o kadar bahsetti ki, korktum komşuyu komşuya varisçi kılacak diye. O kadar önemli. O kadar önemli, tamam mı? E şimdi böyle bir ortam varken bırak bir tabak yemeği, asansörde karşı karşıya geçsek, selam bile vermiyor. Selam vermiyor, sırtını dönüyor. Selam vermiyorsa, ben sana dost değilim arkadaş. Ben sana kötülük yapabilirim. Haber olsun, mesaj budur. Selam nedir? Selamünaleyküm. Korkma, benden sana zarar gelmez demektir. Selam vermek. Selam vermek. Evet. Bir barışın temsilidir. Selam verdiğin vakit korkma arkadaş. Benden sana zarar gelmez demektir. Sırtını dönüyorsan, kusura bakma, ben seni sevmiyorum. Benden her şey sana girebilir. Bunu niye girdin buraya? Evet. Şimdi bakın diyorsun ki sen Karslısın, ben Erzurumluyum, ben Adanalıyım, öbürün lideri. Ama hepimiz hasbelkader Mersin'de bir araya gelmişiz. Ne güzel size başladınız. Önceki Ramazanlar diye. Şimdi sen diyorsun ki bizim köyde adet böyleydi. Efendim Ayhan Bey diyor bizim köyde adet böyleydi. Çok güzel. Buna seviniyorum unutmadığımız için. Evet. Pekala bizim çocuklarımız bizim için ne söyleyecekler? Komşusuna bile selam vermeyen bir aileyiz biz. Öyle mi? Evet. Komşusunu gördüğü vakit sırtımızı dönerdik. Bunu mu söyleyecektim? Ha, bunu dedirtmemek için bizim de nedir bir Mersinli olarak veya bir apartmanda 20 kişiyiz oturuyorsa birbirimize kaynaşıp bir ortak kültür oluşturmamız lazım ki biz de böyleydik. Senede bir defa da olsa efendim bir apartmanda 16 kişi varsa herkes bir sefer sofra hazırlasa öyle mi? O apartmanın havlusunda karşılıklı yemek yerdik. O insanlar çocuklar da birbirlerine bacı kardeş gözüne bakarlar. Bir başka gözle bakmazlardı. Yolda, sokakta, çarşıda, pazarda karşı geldiğinde ha bu bizim komşumun kızı sen buna kötülük yapamazsın lan diye ona sahip çıkardı. Onu sahiplenirdi. Biz bunu kaybediyoruz. Ama bu COVID-19'da sebep oldu. Kimse kimseye bakamaz oldu. Evet. COVID-19 bize bir mesaj veriyor. Doğru söylüyorsunuz. Ne mesajı bu? Hani mahşer gününe hepimiz mü'minüz elhamdülillah. Tamam. Ahirete inanıyoruz öyle mi? Tamam. Elbet her şeyin bir süresi vardır. Tamam olduğu vakit dünya bir kitaba benzer. Son sayfası geldiği vakit, kapadığı vakit her şey bitecek ondan sonra. Öyle mi? Mahşerde tekrar dirileceğiz. İkinci soru israfı üfürdüğünde mahşere toplanacağız. Bin bir ayağın bir papuca girdiği yer. Ananın babaya, babanın evladı. Kimsenin kimseye faydası olmadığı bir yer. İşte mahşeri Allah-u Teala bu dünyada bize gösteriyor. Oğlum COVID olsa sahip çıkabiliyor musun? Odasına bile giremiyorsun. Bir ömrü beraber 30 yıl, 40 yıl aynı yastığa baş koydun, eşin COVID olsa sahip çıkabiliyor musun? Ama kanser olsa, verem olsa canım diyelim, koltuğunu alıp götürüyorsun doktora. Ama bu COVID'de onu da yapamıyorsun. İşte mahşer budur. Evet. Bu örneğidir. Aman ha, kimsenin kimseye sahip çıkamayacağı bir güne hazırlıklı olun diye Cenab-ı Hakk'ın. Evet. Ders çıkarmamız. Bundan ders çıkarıp kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Evet. Madem ki siz aynı apartmanda kapı komşusunuz, birbirinize selam vermiyorsunuz, kötü gözle bakıyorsunuz. Aha ben de size bunu vermiyor Allah-u Teala. Peki hocam ne yapmamız lazım? Evet. Değil mi? Yine Musa Aleyhisselam'dan bir örnek vereyim. Kıtlık oluyor. Ya Musa, hadi bir yağmur duvasına çıkalım diyorlar. Herkes geçiyor. Çıkıyorlar. Yağmur yok. İkinci gün bir daha çıkıyorlar. Yine yağmur yok. Musa Aleyhisselam müteessir oluyor. Cenab-ı Rabbim'e itizada buna ya Rabbi ben bir peygamberim bana Kelimullah'ım dediniz benimle konuştun. İki günden beri ben kavmimle beraber yağmur diye talep ediyoruz. Duamı da cevap vermiyorsun. Ya Musa içinde gambazlar var diyorsun. Subhanallah. Bak ya.
dedikoducular var, laf taşıyıcılar var. Öyle mi? Onlar varken ben size nasıl veririm? Kim onlar ya Rabbi? Ben mi kambaz olayım ya Musa diyor. Ver diyor. Peki diyor. Kavmini topluyor. Arkadaşlar içimizde kambazlar var. Hep beraber tövbe edeceğiz. Bir daha kambazlık yapmayacağımıza, dedikodu yapmayacağımıza, yetimin hakkını yemeyeceğimize, miskinin hakkını yemeyeceğimize, öyle mi? Güçsüzleri koruyacağımıza, hep beraber bir yemin tövbe ederler, Allah'a söz verirler. Ertesi gün çıkarlar, Allah'a yalvarlar, Allah rahmetini gönderir. Öyleyse bu beladan kurtulmak için topluca bir kendimize çeki düzen verip tövbe istiğfar etmemiz lazım. Allah'a yönelmemiz lazım. Ya Rabbi biz hata yaptık. Arkadaşım bir araba almış, ben onu çekeyim. Kim bilir nereden ne buldu aldı bunu. Hemen hakkında kötü yorum yapmışsın. Evet. Helal olsun. Allah yememiş, içmemiş, yapmış, komşumdan zarar gelmez. Yarın hastalandırır, beni doktora götürür. Böyle düşünmüyoruz biz. Ama tersine düşünüyoruz. Bu kambazlardan kurtulmamız lazım. Ahlakı düzeltmemiz lazım. Evet. Ve bizim ahlakımıza Fransız General John Gordon bize bir ders veriyor. Çanakkale Savaşı sırasında bu adam ayaklarını kaybetmiş. Fransa'da Eiffel Kulesi'nde şeyle giderken böyle akülü arabayla bir genç Fransız genci merak eder sonra ne oldu senin ayaklarına ya amca der. Trafik kazası mı yaptın ne oldu? O da der ki ben bu ayaklarımı evladım. Çok asil bir milletle savaşırken kaybetti. Tabii Fransa'da milliyetçi duygusu kabarıktır. Adam boğazına sarır. Adam daha sivil genel adını bilmez. İndirelim der. Ben genel vardım. Çıkarır kim bilir. Otur der. Çanakkale'de yaralıları gezerken bir Türk askerinin sırtının akletini çıkarıp bizim askere tampon yapıyordu diyor. Askerin de eli açıp açıp kapanıyordu diyor. Fans asker. Ama akleti bitti diyor. Yırta yırta tampon. O kadar çok yara almış ki. Tamam, çıplak diyor. Bizim asker öldü diyor. Eli açıldı diyor. Onun öldüğünü görünce baktım diyor. Türk askeri de öldü diyor. Allah Allah. Yanına yaklaştım. Baktığımda bizim askerin avucunda bir resim vardı diyor. Bir bayan ve bir çocuk. Mutlaka eşi ve evladıydı diyor. Türk askerine baktım diyor. O da diyor yerden topladığı otları diyor kendi yarasına tampon yapmış diyor. Ya. Bir başka yabancı yaralıya kendinden daha üstün tutacak kadar ahlaklı bir millet, asil bir milletle savaştı. Evet. İşte bu biz bu Türklerden bu ahlakı kaldırmadığımız müddetçe Anadolu'ya sahip çıkamayız evlat diyor. Evet. Günden güne yaklaşıyoruz mu oraya doğru kardeşim? İki kapı birbirine selam vermiyor. Bir kap yemeği çok görüyoruz. Evet. Allah bizim hepsimizi baş başa bırakmasın. Amin, birbirimizi amin. Sevdirsin. Amin. Kalplerimizdeki kini nefreti çıkarsın. Amin hocam. Yerine sevgiyi yerleştirsin. Muhabbetini yerleştirsin. Allah sevgisini, komşu sevgisini, bayrak sevgisini, vatan sevgisini, millet sevgisini, insan sevgisini, hayvan sevgisini yerleştirsin. Evet. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Varsayalım yanlışlıkla su içti veya bir şey yedi oruç olan bir insan. O Allah'ın ona ikramıdır. Evet. Onu unutturan kim? Allah-u Teala. Evet. Ona ikramıdır. Onun orucuna bir zarar gelmez. Unutarak yiyenler hiçbir şey olmaz. Peki o zaman? Ki, gördün ki sen biliyorsun ki Ayhan oruçlu. Evet. İşte iki günden vaktine kadar oruçlu olduğunu biliyorsun. Orucunu tuttun. İkinden baktın ki onun orada bir şeyler yiyor. Aparat. Seslenme ona. O yedikten sonra
seni görünce zaten oruçlu olduğunu anlayacaktır. Peki hocam, oruç hani oyunun orucu bozulur değil mi? Boşlanmış mı oluyor? O hiç bir şey olmaz. Bir şey olmaz diyorsunuz. Hiçbir şey olmaz kardeşim. Bilmeden yedikten sonra ayaktığında, tamam mı? Ha kalben bir eziklik hissediyorsa, mutmain değilse, sonra yerine bir gün tutar. Ama hocam bozulur. İnsanlar bazen mesela yanlışlıkla su içtim diyor, çay içtim diyor veyahut da bir şey atıştırdım diyor. Ondan sonra ben diyor boşlandım diyor, o günün orucu bozuldu diye. İnsanlar böyle bir işte, doğru mu ayağım? O zaman kefarete gir, 61'e gir o zaman. Evet. Ama ne diyor Allah-u Teala, sen unutarak yediğin için benim sana ikramımdı diyor. Sen onu kabul etmedin diyor, tamam mı? Evet. Allah'a karşı gelmiş oradan, Allah izin versin. Evet. Bilerek bozmuş oluyor o zaman. Evet, bilerek bozmuş oluyor. Bir de pardon, bir şey soracağım hocama. Şimdi ben tabii ki çok değerli hocalarımızla tanışma imkanım oldu. Bunların başında da tabii ki sevgili Nihat Hatipoğlu hocamla uzun süre çalıştım. Saygı duyarım abi. Ondan sonra tabii ki sizle de tanışma şerefine eriştik tabii hocam. Çok memnun oldum ben. Mustafa Karataş hocamız da çok değerlidir. Onunla da bayağı bir çalıştık. Ben zaman zaman böyle merak ediyorum. Çünkü öğrenmek istiyoruz. Mesela diyelim... Bilmediklerini sorarsan sevinirim. Tabii. Ben de zannediyorum şimdi bu... Zaten seçiyorum soruları özellikle. İşte sahurda ezan okundu. Ezan okundu. Ben sahur yapmadım. Kalktım. Ezan okundu. Bir iki lokma yemek yiyip su içip niyetlenebilir miyim? Yoksa su içmeden, yemek yemeden mi niyetlenebilirim? Şimdi o da ki, şuna bakmak lazım. Temkin vaktinde evet ezan okunmuşsa imsakta. İmsak nedir? Tutma demektir. Evet. Artık yasakların başladığı saattir. Tabii. Hani bir şimdi, de şey vardır hocam. O yasa ihlal etme. Özür diliyorum. Şurada bir konuya bir şey daha katmak istiyorum. Hani derler ya işte gün ağarana kadardır asıl. Hani ip gibi olana kadar havadaki aydınlanmayla karanlık arasında. Evet. Onunla bunu bir bağdaşma durumu var mı? Hani ezan okunduktan sonra. Şu anda ezanlar o vakitte okunuyor. Bak dikkat ediniz. Tamam mı? Normal vakitte ise güneşin doğmasına bir saat kala okunur. Evet. Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebine göre ise yani imsak vaktinde okunur. Artık siyah ipli, beyaz ipliğin fark edin olduğu saatte fecr sadıktan sonra iş bitmiştir. Peki hocam, şimdi örneğin diyelim ki yolculuk yapıyorsunuz, iftara yetişemediniz. İftarın orucunuzu açacaksınız, yetişemediniz. Evet. 10 dakika geçti, 15 dakika ve yarım saat geçti. Ondan sonra atsanız herhangi bir bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz. Peki o zaman... Enteresan olan şudur şimdi, tamam mı? Burada tutuyorum saat biz 7:20 geç açıyoruz. Sen arabaya bindin. İzmir'e gittin. İzmir bizden 35 dakika sonra açıyor. Şimdi adam soruyor. Ben Mersin'de olsaydım 7:30'da açacaktı. Evet, burada 8'e. İzmir'e geldim, saat 8 olacak. Ben Mersin'e göre mi açacağım, İzmir'e göre mi? Efendim, bulunduğun yere göre açacağız. Evet. O zaman bir ilahi daha dinleyelim mi tamam hocam? Yok, sana güzel bir şehit haftası dolayısıyla bir şiir okuyayım. Şiir mi? Peki hocam. Hemen hocam. Evet, buradan da tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsınlar. Şehit annelerinin, babalarının ellerinden öpüyorum. Beni bağışlasınlar. Belki bunu dinleyince gözleri yaşaracaktır. Maksadım onları ağlatmak değil, onların gözlerine mendil olmaktır, gözyaşlarına. Davul zurna ile yolcu etmiştim. Beraber oynayıp halay çekmiştik. Biz seni vatana asker etmiştik. Son bir kez öpeyim seni şehit yavrum.
vatan, vatan sana canım feda diyordun. Vatanı canından çok seviyordun. Dileğin kabul oldu. Dileğin kabul oldu. Şehit oldun. Son bir kez öpeyim seni. Şehit yavrum. Ağlamam diye sana söz vermiştim. Şehit anası ağlamaz demiştim. Bir düşman kurşunuyla şehit düştün. Son bir kez, son bir kez seni öpeyim yavrum. Tabutunun üstünde bir al bayrak. Tabutuna sarıldım ağlayarak. Kaderimmiş, kaderimmiş şehit anası olmak. Son bir kez seni öpeyim yavrum. Kurşun, kurşun adres sormazmış, ne yapayım yavrum? Sen yoksun bağrıma kimi bakayım? Gururluyum, gururluyum. Ben şehit anasıyım. Son bir kez seni öpeyim şehidim. Ah, ana yüreği dayanmıyor işte. Benim gözüm yok sarayda köşkte. Bir ana, bir ana ne ister evladından başka? Son bir kez öpeyim seni şehit yavrum. Gözlerimden, gözlerimden yaş değil kan akıyor, kan. Evlat acısı bağrımı yakıyor. Yavrum, yavrum, tabutumdan kanlar akıyor. Son bir kez öpeyim seni yavrum. Kardeşlerin başucunda duruyor. Bacın, eşin saçlarını yoluyor. Baban, baban evlat acısıyla yanıyor. Son bir kez seni öpeyim yavrum. Yavrum, yavrum şehit oldun gençlik çağında. Yetim yavrum eşinin kucağında. Sanki bayram var, sanki bayram var ana ocağında. Son bir kez seni öpeyim yavrum. Haberi duyanlar koşup geliyor. Herkes Allah rahmet eylesin diyor. Oğul, oğul senin acın bana yetiyor. Son bir kez öpeyim seni şehit yavrum. Cenaze namazını kılıyorlar. Sinemi bölük bölük bölüyorlar. Artık seni benden ayırıyorlar. Son bir kez öpeyim seni yavrum. Bir yavruyu anasından ayırmak olur mu? Olur mu hiç bu acıya dayanmak? Tek tesellim, tek tesellim şehit anası olmak. Tek tesellim şehit babası olmak. Son bir kez öpeyim seni şehit yavrum. Oğul, oğul beni duyuyor musun? Tabutunda rahat uyuyor musun? Mekanın cennet uğurlar olsun. Son bir kez, son bir kez seni öpeyim yavrum. Bir Mehmet ölür, bin Mehmetçik doğar.
Ey evlat, ey evladı şehit düşen analar, anlarsa beni bir tek onlar anlar. Son bir kez öpeyim seni şehit yavrum. Vatan, vatan sahipsiz değildir. Benim yavrum ölü değil, şehittir. Şehitler ölmez Allah'ım, şahittir. Son bir kez, son bir kez öpeyim seni şehit yavrum. Ruhun şad olsun, mekanı cennet olsun. Hocam diline sağlık, güzel yazmışsın, tebrik ediyorum. Ayağım sende nefesine sağlık, hocama güzel eşlik ettin. Allah razı olsun. Değil mi hocam? Biraz duygulandık. Bu evet. Spontane gelişti benim için. Çünkü hocamın bu şiiri okuyacağını ben bilmiyordum. Şiiri okuyunca benim içimden de bu türkünün ezgisini, melodisini çalmak geldi. Dilinize sağlık, duygunuza sağlık hocam. Hocam, şimdi kaç kişiye fitre vermek lazım? Yani böyle bir şey var mı? Ramazan ayında fitre veriyorsun ya. Evet. Yani bir kişiye mi, yedi kapıya mı? Efendim, bir fitre bir kişiye verilir. Evet. O da bana hocam. Olabilir. Olabilir. Niye olmaz? Evet. Borçlulara verilebilir. Yetimlere verilir. Dullara verilir. Öğrencilere verilir. Talebelere verilir. Muhtaç olanlara verilir. Fakirlere verilir. Ama zengine fitre düşmez. Fitre düşmez. Efendim, bir topluluğa fitre düşmez. Bir vakfa fitre düşmez. Ama vakıfta çalışan fakir bir kişiye düşer. Buna dikkat etmek lazım yani. Hocam. Efendim. Hani şurada yine ben izninizi istiyorum tabii ki. Ara ara böyle hemen böyle giriyorum lafınızda ama biliyorsunuz ki hepimiz biliyoruz bu zor günlerimizde en çok etkilenen kesimlerden biri de müzisyenler. Evet. Ona da ben buradan değinmek istiyorum. Hakikaten şu anda müzisyenlerin durumları Türkiye genelinde yaklaşık bir senedir çok zor. Şenolcuğum sen de biliyorsun. Evet. Hocam siz de takip ediyorsunuzdur muhakkak. Ben bu konuda tabii ki Ramazan'ın da dolayısıyla yardımsever vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin, abilerimizin, çok değerli iş adamlarımızın yardımlarını yine vakıflara, tabii ki vakıflara yapsınlar ama müzisyenlere bu sene özellikle, evet, müzisyenlere de yardım etmelerini biz rica ediyoruz buradan. Duyuruyoruz. Tabii benim tanıdığım çok değerli iş adamları var. Sağ olsunlar, onlar da yardımlarını esirgemiyorlar. Onların ismini buradan zikretmek istemiyorum. Tanıdıklarım, evet, var. Ona da değinmek istedim hocam izninizle. Şimdi bak kardeşim, bu musibetler zaten bir dini vecibelerini, evet, yerine getiremediğimiz için Cenab-ı Allah bizi bunlarla imtihan ediyor. Evet. Benim şahsi kanaatim bu. Bir başka hoca farklı düşünebilir. Bakınız. Askerde biz bir şey öğrendik. Hepimiz yaptık. Askerliğimizi. Okçu nedir diye sorarlar. Okçu attığını vuran, vurduğunda hedefi ortadan kaldıran, vuramadığında sebeplerini araştıran kişidir. Şimdi ben önce kendimden başlayayım ki, evet, kimse alınmasın yani. Şöyle söyleyeyim, fitreyi verirken veya zeketi verirken nereden başlayayım? Bir havuz düşünün, ortasına bir taş atarsın, dipten başlar, dalga dalga yayılır. Önce komşundan başlayacaksın, ondan sonra yakın komşu, yakın akraba, uzak komşu, uzak akraba, böyle gireceksin. Evet. Ama bizim insanlarımız tutuyor buradan İzmir'deki akrabasına fitre gündürüyor. Ne münasebet canım. İzmir'deki adam gelene kadar yan başına komşunun senin cenazeni kaldırır, seni mezara bile koyar. Evet. Nitekim öyle de oluyor zaten. Öyle de oluyor. O zaman bu nedir? Sen sadece Ramazan ayı geldiğinde 28 lirayla mı sen İzmir'deki akrabanı hatırlıyorsun? Evet. Hayat, kusura bakma. O zaman sen sıla-i rahimi terk etmiş demektir yani. Hocam gerçekten de Ayancığım iyi bir konuya değindi. İlerideki günlerde zaten
Siz müzisyenlerden programa da konuk alacağım sizlerden de. Buradan da onun sözünü veriyorum. Gerçekten de son bir yıldır, bir buçuk yıldır müzisyenler bunlar günlük kazanıp evini geçindiren insanlarımız. Gerçekten de çok zor durumda. Allah yardımcınız olsun. Nasıl geçiniyorsunuz? Çalışarak geçimini çıkaran insanlar iyi insanlardır. Evet. Erdemli insanlardır. Bir başkasına el açmıyor. Alın terimle çalışmak istiyor. Tamam. Bunun için ben bunları tebrik ediyorum. Evet. Ama kimine bakıyorsun ki yolda köşe başlarında ışıkların altında yani bunlara yardım etmeyiniz. Bunlara kötülük ediyoruz yardım yerine. Hocam, onu bir rızık kapısı olarak görüyorlar. Çalışmayı terk ediyorlar. Yapmayın böyle şeyleri. Bunlar toplanıp götürülmesi lazım. Eğer varsa bunlar devlet bunları toplayacak, biri besleyecek. Selamünaleyküm. Sen benim memleketimde dilenemezsin arkadaş. Muhtaçsam. Evet. Elinde ne geliyorsa sal sazını bakma. Al sana sal sazını. Al paranı. Ekmeğini çıkar. Evet hocam. Ayakkabı izin... mısın? Ayakkabı yap. İzin olsa Ayhan'dan birkaçı da dinleyelim hocam. Ayhan ona girmeden önce dedi ki bir yıldır müzisyenler sıkıntıda. Evet. Bakınız bu pandemi denen şey küllü bir imtihan dedik ya az önce. Bir bahçeye toru yağdığı zaman bu şeftalidir, bu armuttur. Ayrım yapmaz. Evet. Ayrım yaptı mı? Evet. Yapmaz. Hepsini beraber çırpar götürür gider. Şimdi bütün sektörlere bu vurdu mu vurdu. Evet. Herkes nasibini aldı mı aldı. Ha, o halde bize düşen nedir? Bundan bir ders çıkar. Biz ne yaptık ki? Allah bize bunu musallat etti. Evet. İşte işin burasına bakmıyoruz biz. Hala bundan nasıl kurtulabiliriz? Onun derdindeyiz. Biz ne yaptık ki böyle musibet? Ne yapmalıyız ki bu musibet ortadan komple kalksın? Hocam dediğiniz çok doğru. Şimdi biz de müzisyenler olarak zannediyorum ki yani başta ben olmak üzere kendim yani çok ders aldığımı düşünüyorum bu yaşadıklarımızdan. İşte derler ya insanın başına gelmeyince bilmez. Tabii ki başta yaptıklarımızdan ders alıp tövbe etmemiz gerekiyor. Dediğiniz gibi Allah'tan bir şey isterken, bir iş yaparken bunlardan ders aldığımızı, almamızı düşünüyorum hocam. Sizin dediğinize geliyorum. Ben şahsıma bu dersi aldım. Hani bu Covid herkesi tüm insanla dünyada hocam herkes ders almıştır umarım. Bir musibet bin nasihatta yedir demişler. Tamam. Evet. Keşke bundan bir ders çıkarabildiysek. Ama şimdi ben namaz kılıyorsam namazım beni kötülük yapmaktan alıkoymuyorsa kendi kendimi yoruyorum ben demektir. Namazın bir sürü faziletleri var. Bunu bir başka programda girsek daha iyi olur arada. Ama şimdi onu anlattığımız vakit, hatta ben bu konuyu bir arkadaşımla paylaştım da namazın böyle olduğunu ben bilmiyordum dedi. Ya namaz kişinin Allah-u Teala ile konuşmasıdır, karşılıklı. Kendini ifade etmesidir. İşte ya Rab geldim huzuruma demektir yani. Evet. Evet, tekrar o konuya döneceğiz. Ayhan Bey sizi dinliyoruz. Elimden geldiğince kısa bir kaside okumaya çalışayım ben. Hocamın da izniyle. Tabii buyurun efendim buyurun. Şu dünyanın türlü türlü haline
insana ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Tabii devamı var. Evet. Devamı var. Teşekkür ederim Ayancığım. İnşallah. Hocam şimdi biliyorsunuz 5 vakit namaz kılınıyor. Rahatsız olanlar var. Midesinden veyahut da eğilip kalkamayan ayaklarından rahatsız olanlar var. Bunlar oturarak namazını kılabilir değil mi hocam? Oturduğu yerde. Yattığı yerde kılabilir. Yattığı yerde kılabilir. Evet. Namazın mani yoktur. Hı. Namazda bir de mani vardır. Aklı dengesi gittiyse o ondan muaftır. Evet. Onun haricinde mesuliyet devam eder. Peki hocam bu oruç borçlanması diye bir şey var mı? Yani şimdi rahatsızlandın, birkaç gün oruç tutamadın. Tamam. Tutamadım. Tutamadınız. Bunu Ramazan'dan ama, sonra mı devam edeceksiniz, borcunuzu ödeyeceksiniz diye hani halk arasında böyle söyleniyor. Şimdi bir, neden tutamadın? Rahatsızlandığım için. Evet. Tutamadım. Kaç gün rahatsızlandım? Bir hafta rahatsızlandım. Tamam. Bir hafta boyunca Ramazan biter. Belki de Ramazan'dan sonra senin rahatsızlığın geçecek. Onu kaza edeceksin. Evet. Ama rahatsızlığın devam ediyorsa o zaman fidyesini vereceksin. Fidyeli az önce muhasebesini yaptık. Evet. Ona göre. Yani hiçbir şey bilmiyorsa fetva kısmından vereceksin yani. Sabah akşam bir fakiri doyuracak şekilde. Doyuracak şekilde. Evet. Yani kaç gün geçirse ona göre doyuracaksın değil mi? Yani bir gün, iki gün, üç günse üç gün boyunca aynı görevi yerine getireceksiniz. Tabii. Evet. Ama Ramazan'dan sonra bir faydası. Çünkü Ramazan'da herkes oruç kimi çağıracaksın, kimi getireceksin. Değil mi? Evet. Ahde vefa imandandır. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hadislerle İslam isimli eserin 3. ciltinde bu hadis-i şerife rastladım. Çok duygulandım. Ahde vefa göstermeyenin imanı, emaneti hıyanet eden de dini yoktur diyor. Subhanallah. Neredeyiz şimdi? Bu hadisi bir kılavuz olarak koy. İnsan bir denize düşmüş. Bak şimdi. Boğulmak üzereyken uzaktan bir gemi kurtarmaya geliyor. Bir ip atıyor. İpten tutarsan seni kurtaracağım diyor. Tamam. O ip Kur'an-ı Kerim'dir. Boğulmaktan seni kurtarıyor. Ha? Efendimiz'in gemi İslamiyet'tir. Kaptanı kim?
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu gemiye binersek İslam gemisine, efendim, İp Kur'an'ı da Vahdetin Habibullah'ı cemiya hep birlikte topluca İslam'ın Kur'an'a sarılırsak bu gider. Şimdi İslam tarihinden bir örnek vereyim size, bakınız. Biz olsa acaba yapabilir miyiz? Kendimle başlarım yine. Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafeti zamanında iki tane genç bir adamı yakapaca tutarlar. O irfan meclisinde otururken huzuruna getirirler. Derler ki, ya emiral müminin, bu adam babamızı öldürdü. Bakın yakinen. Evet. Biz buna İslam'ın emrinin uygulanmasını istiyoruz ceza olarak. Hazreti Ömer bu adama sordu. Doğru mu dedi? Evet ya emiral müminin, doğru. Ben bunların babasını öldürdüm dedi. Nasıl oldu dedi Hazreti Ömer. Adalet timsali miyiz? Ya emiral müminin, ben yolcuydum. Geldim. Bu bağın kenarında oturdum. Abdest aldım, namaz kılacaktım. Bir baktım ki benim atım hurmanın dalına asılmış, onu yiyor. Vallahi namazımı bozdum. Atımı çekmeye giderken öteden bir adam geldi. Sen nasıl benim hurmama zarar veriyorsun diye bir taş aldı. Aklıma bir tane vurdu. Atım öldü. Ne yapayım, ben bunun yabancısıyım. Nefsime yenik düştüm. Aynı taşı aldım. Maksadım adama vurmak değildi ama onu korkutmakta attım. O da ona isyan attı. O da öldü diyor. Ben istesem kaçabilirdim. Ama bu bağ kime aittir diye gittim, araştırdım. Dedim ki burada bir adam var. Böyle böyle oldu. Elimden kazayan öldü diye. Bunların babalarıymış, çıktıra geldi. Tepeme bindi, niye öldürdün diye. Halbuki bunu öldürürken görmediler bile bunlar. Ben kendimi itiraf ettim, bu işi yaptım evet diye. Çocuklar illa kısasa kısas öldürülmesini istiyorlar. Evet, İslam'ın emrisini, madem ki bunlar, diyet verelim sana diyor. Adam, kabul etmeyiz diyorlar. Sen bizim babamız öldün, sen de öleceksin. O zaman diyor ki, ya emir-i müminim, bana 3 gün müsaade et. Benim evde 3 tane yetimim var. Bu yetimlerin babası bana emanet etmişti, 1 küp altın. Bunlar reşit oluncaya kadar bu altınları sakla. Bunlar kendi kendine idare eder olunca bunları ona ver dedi. Ben de onları götürdüm, bir yere gömdüm. Orayı benden başka bilen yok. Gideyim onları ona vereyim, geri geleyim. Ya gelmezsen bana buradan birisini kefil göster. Haydi bakalım, adam İzmir'den gelmiş, burada oturuyorsunuz, kefillik istiyor. Kimi gösterecek? Kimi gösterecek? Biz 100 lira için kefil olmuyoruz arkadaşımıza mı? Öyle mi? İnsanlık o kadar bitmiş. Evet. Tamam mı? Ayancım, devam edeceğiz, dur. Evet. Enteresan tarafı var şimdi bu işin. Ha. Zamanımız olsa tabii. Tabii. Sahabeye bakıyor, Ebu Zer Gaffari'yi görüyor. İşte bana bu adam kefil olur diyor. Ebu Zer Gaffari'yi tanımıyor. İlk defa görüyor. O da onu ilk defa görüyor. Ya Ebu Zer, ne diyorsun diyor. Evet, ben bu gece kefil olurum diyor. Gönderiyor genç. Gidiyor. Birinci gün yok. İkinci gün yok. Üçüncü gün güneş aşımına yarım saat bir zaman kalmış. Herkes toplanmışlar böyle. Ha, gördün mü işte gelmedi diye, tamam mı? Bir bakıyor Rahim. Artık Ebu Zer için sehpa kurulmuş, idam edilecek. Kısas. Öteden birisi koşarak geliyor. İşte geliyor dediler. Çıktı geldi. Adam çıktı geldi. Ona sordu Hazreti Ömer. Sen kaçabilirdin.
uçkundu. Efendim, ölümden kimse kaçamaz dedi. Ben nereye gitsem ölüm beni bulur. Ben kaçayım da Müslümanlar arasında ahde vefa kalmadı dedirtemem ya emirel müminim diyor. Bak birisi geldi, birine söz verdi, geri gelmedi diye ben bütün Müslümanları lekeleyemem ya emirel müminim diyor. Allah Allah. Şu dine olan aidiyet duygusuna bakınız. Kendimizi koyalım onun yerine. Yapabilir miyiz? İmana bakınız. Ben bunu dedirtemem diyor. Onun için geldim. Eğer benim vaktim dolduysa ben giderken zaten ayağım taşı takılır düşer ölürdüm diyor. Pekala. Ebu Zer'e dönüyor. Ebu Zer Gaffari'ye dönüyor. Sen bu adamı tanımıyordun diyor. Tanımadığın halde buna niye kefil oldun diyor. Bu adam yabancıydı. Müslümanların olduğu yere geldi. Hem de Medine-i Münevvere'de Allah Resulü'nün yaşadığı bir şehirde merhamet eden, güvenli bir kimse yok demesinler diye kefil oldum diyor. Allah Allah. Müslümanların içerisinde güvenilecek kimse yok demesinler diye kefil oldum diyor. Allah. Evet. Canlarını feda. Ne için? Dinleri için. Kendi dinine zarar gelmesin diye. İnancına zarar gelmesin diye. Tamam mı? Teşekkür ederim. Ha. Evet. Üçüncü. Evet. Adam daha asılmadı. Ha. Ne kadar sabırsızsın ya. Yok hocam uzun olduğunu bilmiyordum. Bu sefer gençler de diyor ki peki hadi o zaman asalım diyor. Gençler diyor ki hayır biz vazgeçtik diyor. Biz diyetten de vazgeçtik. Bu adamla kısas edilmesinden de vazgeçtik diyor. Niye diyor? Bak şimdi. Müslümanlar arasında fazilet sahibi insanlar kalmadı demesinler de ya emirel müminin. Biri canını feda etti. Biri kafasını koydu geldi. Müsaade et de bizim de inancımız var. Allah korkusu var. Biz de bunu bağışlarım ki Allah da bizi bağışlasın diyor. Onlar o iki güzel ahlakı öteki insanların davasından vazgeçirdi. Ya işte Müslüman hal hali Müslümandır. Yaşayışıyla Müslüman olmalıdır. Diliyle değil ben Müslüman demesi değil. Müslümanlığı yaşamasıyla yansıtmasıyla Müslüman olmalıdır diyoruz. Evet efendim. Teşekkür ediyorum. Evet hocam bir ilahi daha dinleyelim size. Ayancığım. Hocam kaside vardı. İsterseniz bir tane daha vardı. Kaside. Uçun kuşlar açan çiçeklere. Öyle uçun kuşlar Medine'ye. Ha onu diyeyim. Uçun kuşlar Medine'ye. Ya Muhammed diye diye selam götürün hediye. Ya Muhammed diye diye selam götürün hediye. Ya Muhammed diye diye yürü gönlüm güle güle. Sen orada şeyda bülbüle. Getti aşkımı sen dile. Ya Muhammed diye diye yürü gönlüm güle güle. Sen orada şeyda bülbüle. Getti aşkımı sen dile. Ya Muhammed diye diye bulut gider kantar kantar. Arasında gözyaşım var. Gider Medine'ye yar. Ya Muhammed diye diye gider Medine'ye yar. Ya Muhammed diye diye yürü gönlüm güle güle.
Sen oradan şeyda bülbüle getir aşkımı sen dile. Ya Muhammed diye diye. Ağzınıza sağlık. Güzel. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten de hocam yani böyle bir programlar özlemişiz. Evet. İyi ki 11 ayın sultanı var. Yok, klasiklerin dışına çıkmayı ben seviyorum. Evet. Hepsini herkesin yapacağının dışında farklı olursa farklı evet. Şeyler güzeldir yani. Onu söyleyeyim. Şimdi hocam ben daha önceki başka bir kanaldayken yine böyle müzik programı falan yapıyordum. Sağ olsun işte Ayhan kardeşim ne zaman başım sıkılsa alo Ayhan'ım programı hoş gel sağ olsun. İki aylık anda da olsa koşa koşa geliyor. Ekibiyle birlikte şereflendiriyoruz. Ayhan'ım ben teşekkür ederim gerçekten. Her zaman baş tacısınız. Evet. Biz sizi gönülden seviyoruz kardeşim. Allah razı olsun sağ olun hocam. Hocam şimdi gerçekten de bu Cenab-ı Allah'a kurban olayım ki bu 11 ay Sultan Ramazan ayını yani insanlara hediye etmiş. Ramazan ayı insanlara kültürlerini tadil ettiriyor. Değil mi hocam? Mesela evet. Ben 2018'de emekli olduktan sonra Ayhan Bey'in 11 sene Türk Cihaz Vakıf Demesi'nin Şube Başkanlığı'nı yaptım. 3 yılda Genel Başkan Yardımcılığı yaptık. Vakit doldu dedik. Baktık göreve 41 sene olmuş. Emekli olduk. Ondan sonra da seçimler geldi. Hadi dediler seçime soktuk. Tolastalı Belediyesi meclis üyesi olduk. Hamdolsun şimdi biraz da belediyemize hizmet ediyoruz. Allah razı olsun başkanımızdan. İlk sene çok güzel şey yaptık. Pandemi bizim bütün yapacaklarımızı bir kenara koydu. Mesela 30 Ramazan'da biz 67 mahallenin hepsinde program yaptık. Hem de ikişer defa. Hacivat Karagöz'ü bizim köylülerimiz bilmez. Nereden yaptığını radyodan dinledik. Evet. Öyle mi? Biz her köyde, her mahallede bunu getirdik arkadaşlar insanlara. Allah Allah bu demek bu olmuş mu? Demeye başladılar. Bu bize neyi sağladı? Asfalt yoldan ziyade gönüller arası köprü kurmayı sağladı. Bakınız. Gönüller arası. 7'den 70'e şu andaki 7 yaşındaki çocuk 10 yaşındaki çocuk 60 sene sonra bizim köyde bunlar oynadı diye bizi anlatacaklar. Öyle değil mi? Efendim köyde yaşamış hiç sinemayı görmemiş insanlar var. Biz bunları aile sinemalarını götürdük. Onları yaptık orada. Şimdi hocam lafınızı yine kesin özür dilerim. Gerçekten pandemi çok şeylerin önüne geçti. Örneğin eskiden Ramazan aylarında işte belediyelerin yapmış oldukları işte çocuklar için mizahı programlar olurdu. Meddah nedir sorsak kimse bilmez. Biz meddaha getirdik. 67 mahallede meddaha tanıttık insanlara. Şimdi hocam davulcu da gezmiyor değil mi geceleri? Yasak herhalde. Yok. O da yasak. Efendim? Var. Bazı mahallelerde kenar mahallelerde var. Var. Ha, izin verilmiş yani değil mi? Tabii. Bazı mahallelerde çabuk tabii ki o kültürü yine yaşatmaya çalışıyorlar. Yani eskisi gibi değil ama... Şimdi ben hatırlıyorum bizim evlerine göre davulcu güvercinler takla evlerin önünü bakla güvercinler döner takla. Hacı amca kesen yokla dom davulun sırada. Bazı sizler değil mi? Bu nedir? Çocuklar hep sokağa dökülüyor. Ama özledik o günleri o hocam günler, ya. Özledik vallahi ya. Özledik ya. Ama hep kültürlerimiz kopup gidiyor. Bakınız bir milleti yok etmenin en kolay yolu. Topa gerek yok, atoma gerek yok. Masrafsız bir şey. Onları kültüründen kopardığım vakit o milleti yok eder giderse bir şey. Hocam şimdi yok ben hocam ben küçüktüm bizim biz Tarsus'ta olduğumuz için Gözü Kule diye bir yer vardı tarihi bir yer. Orada top atılırdı. İftar saatine evet. Yakın geldiğinde top atılırdı. Herkes orucunu öyle açardı. O sesi illaki duyacak. O sesle beraber ezanlar okunmaya başladı evet. Hep beraber. Evet. Şimdiki merkezi sistem yokturdu. Hocalar ileri geri olmasın diye. Tamam mı? Şimdi hocam merkezi sistem değil mi tüm Mersin'de örneğin? Evet. O zaman da o vardı işte top bir merkezi sistemdi. Evet. O atmaya başladığı an hoca efendiler de Allah akberdi ezan okumaya başladı. Bakın nereden nereye bağlandı konuşlar. Güzel olan bir şey daha vardı. Yani aslında
yanlış da onun da güzelliği farklı bir şeydi. Mesela bizim mahallede Müftü Köprüsü kapalı spor salonunun orada. Evet. Bizim mahalleden bir rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. O giderdi, çaput falan böyle bir şeyler yapardı, patlatırdı. Ben hatırlıyorum, küçüktüm, bir iki sefer şeyden önce, yani iftar saatinden önce top patladığını biliyoruz. Ama yine kimse bozmadı tabii ki, onlar biliyoruz zaten. Saatini biliyorlardı. Yani. Öyle şeyler de vardı. Evet. Hocam, süreyi toparlayacak olursak, son bir parçamız mı kaldı? Evet. Onu da yapmayalım, onu sonra bir toparlayalım yavaşça. Tamam. Sonra son cümlelerinizi alacağım. Öyle mi? Evet. Kasidemiz vardı hocam. Kasidemi okumak istersiniz. Yoksa güzel bir ilahimiz var. Allahu Allah vardı ama yine siz başka bir şey hazırladıysanız ben takipteyim. O bilinenlerin dışına çıkalım. Tamam, buyurun hocam. Şey dedi ki geldiğimde her şey doğaçlama olsun dedi, tamam, ya klasikten çıkalım dedi. Şenol'u gönlü buraya yapalım.
Ağzına sağlık hocam. Teşekkür ederim. Aynen, nefesine sağlık. Evet, bu da Ramazan ayının bu ilahiler, bu şeyler insan dinlendiriyor hocam ya. Evet. Bu tür sohbetler gerçekten de dedikodudan uzak, güzel böyle dini sohbetler falan, insan ferahlıyor değil mi hocam? Her sürede kendi kendimizi murakabe etmeliyiz. Evet. Akşam başımızı yastığa koyduğumuzda, ben bugün Allah için ne yaptım diye, kimsenin uzak olduğu bir yerde, bakınız, bir bardak çay verene teşekkür ediyoruz. Ama o çayı almak için el veren Allah'a karşı, ben kulluk görevim ne yaptım, ne teşekkür ettim diye kendimizi murakabe etmemizde fayda vardır. İşte o zaman biz istikametimizi doğrulturuz. Başkasının yaptığını boş ver. Eğer söz düşerse yaşayışımızla biz arkadaşımızın yaptığının yanlış olduğunu gösterelim. Senin yaptığın yanlış değil, onu kırmayalım. Veya onun alınmayacağı bir dille yaptığının hata olduğunu söyleyelim. Evet aynen, son cümleni alayım ben, birkaç cümleden sonra da hocama söz vereceğim. Ben tabii ki öncelikle programında sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sen benim çok değerli arkadaşım, dostumsun. Seni tabii ki çok seviyoruz, saygı duyuyoruz. Yaptığın programları hep takip ediyoruz, beraber olmaya çalışıyoruz. Beni davet ettiğin için teşekkür ediyorum. Değerli hocamla beraber olma şerefine, şerefine nail oldum ben de. Sizin vesilenizle ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yine tüm Müslüman aleminin Ramazan'ını kutluyorum. İnşallah hastalıksız, böyle koronasız, ölümsüz bir yıl dileyelim. Tabii yıl dileyelim, yıllar hatta dileyelim. Ben herkese buradan saygılar, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, Salih Hocam. Şimdi bitirmeden önce, evet, bir de bu fırsatı tanıdığınız için ben teşekkür ediyorum. Karanlık bir yerde teşekkürlerimi sunuyorum bütün çalışanlarına. Sağ olun hocam. Başarılar diliyorum. Ancak ben neden arkadaşımdan küçük bir şey taksim geçsin, ama icaz olsun, dua ederim. Duayla bitirelim. Bu da şiirli bir dua olsun. Hamd-i sena ile durdum divana, gönlümden kasveti kaldır Allah'ım. En güzel isimler, en güzel isimler mahsustur sana. Ömrümüzü, ömrümüzü ihsanla doldur Allah'ım. 4 kitap, 104 sayfa aşkına, Kâbe Zemzem, Merve Safa aşkına, Ahmed-i Mahmud, Muhammed Mustafa aşkına, rahmet deryasına bizleri daldır Allah'ım. Ahmed-i Mahmud, Muhammed Mustafa aşkına, şu Covid'i üzerimizden kaldır Allah'ım. Yıllarca nefisimizin peşinden geldik, hata eylemişiz, kendimizi bildik. Ya Rab, günahkar bir yüzle kapına geldik. Affeyle yüzümüzü, güldür Allah'ım. Alemlere rahmet gülünü sevdik. Hak yoluna giden kulunu sevdik. Seherde zakirin dilini sevdik. Bu sevgimle sebat kıldır Allah'ım. Ya Rab, ömrümüz heba oldu, gözlerimiz yaştır, noksandır amelim, defterimiz boştur. Azabın hak ama lütfun da hoştur. Bilir rahmetin boldur Allah'ım, rahmetinle bizleri bağışla Allah'ım. Senin eserindir bu kocaman evren.
hakikati Allah'ın kalbiyle gören, senin her canlının rızkını veren, bize de helalinden buldur Allah'ım. Sensin, sensin her canlının rızkını veren, bize de helalinden buldur Allah'ım. Ya Rab, İslam alemine dirlik ver, düzen ver. Alamızı ıslah eyle, birlik ver. Esir yurtlarına, esir yurtlarına tam bir özgürlük ver. Müşkülümüzü asan ile buldur Allah'ım. Settarsın, settarsın setreyle günahımızı. Gaffarsın lütfeyle felahımızı. Semisin duyarsın ahımızı. Bize istikameti buldur Allah'ım. Bizden koruyu kaldır Allah'ım. Ya Rab, cümlemizi hayırlarda yarıştır. Salihlerin zümresine eriştir. Ahirette Habibinle görüştür. Hakkı da bir garip kuldur Allah'ım. Hakkı da garip bir kuldur Allah'ım. Bizi huzurundan kovma Allah'ım. Suçsuz, günahsız olarak evveli rahmetinle bizi rahatlat, gönlümüzü genişlet, mağfiretinle günahlarımızı affeyle. Sonu cehennemden azat olan, cehennemden azat edilmiş olarak, günahsız olarak, COVID-19'dan kurtulmuş olarak bayrama kavuştur Allah'ım. Amin. Bayrama kavuştur Allah'ım. Amin. Ailelerimize huzur ver. Hastalarımıza şifa ver. Dertlerimize deva ver. Boşluğu olan kullarına helalinden ödeme kolaylıkları nasip et Allah'ım. Ya Rab, bizlere bu günleri kavuşturan şu heda ecdadımıza layık bir evlat, Habibine layık bir ümmet, sana layık bir kul olarak son nefesimize kadar imanla yaşamayı cümlemize nasip et Allah'ım. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Amin. Biz teşekkür ediyoruz, evet. Abicim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı son cümlenin hocam? Duamızı da yaptık. Duamızı da yaptık. Peki. Bunun üzerinde bir daha başka bir şey olmaz diye düşünüyorum. Evet. Bizi dinleyen arkadaşlara, evlerine konuk edenlerin hepsi Ramazan'ı tekrar tebrik ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz, geldik bir Şenol Yıldız'la Açık Açığa programımızın sonuna. Bugünkü programın değerli konukları Toroslar Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Salih Özbay hocama ve Neyzen arkadaşım, kadim dostum Ayhan Sıkı'ya ben teşekkür ediyorum programımızı şereflendirdikleri için. Siz ekran başındaki değerli izleyenlerime ben teşekkür ediyorum bu güzel saatleri bizlerle paylaştığınız için. Evet, bu programın tekrarını yine ben tekrarını gece vereceğiz inşallah. İnşallah. Ben her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanal 2'nin ekranlarında kalın.